Amerika'da Delta varyantı endişeleri ve arz zincirindeki sıkıntılar, imalat PMI endeksinin Eylül'de 61.1'den 60.5'e gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine inmesine neden oldu. Beklenti 61'di. Hizmet PMI endeksi de Amerika'da 55.1'den 54.4'e düştü. Birleşik PMI 55.4'ten 54.5'a revize edildi. Amerika'da haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 16 bin, artışta 351 bin oldu. Beklenti 320 bindi. Euro bölgesinde Eylül ayında imalat PMI 2.7 puan düşüşte 58.7, hizmet PMI 2.7 puan düşüşte 56.3'te beklentinin altında geldi. Birleşik PMI 59'dan 56.1'e revize oldu. Euro bölgesindeki iktisadi faaliyetteki büyüme böylece 5 ayın en düşük seviyesine indi. Almanya'da imalat PMI Eylül'de 4 puandan fazla düşerek 58.5'a, hizmet PMI 56'ya geriledi. Birleşik PMI'de 60'dan 55.3'e geldi. İngiltere Merkez Bankası gösterge faizi %0.1'de varlık alım programını 895 milyar sterlinde bıraktı. JP Morgan, İngiliz Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentisini 2022 ilk çeyreğe çekti. Citigroup da bankanın 2022 Şubat'ta 15 bas puan, Mayıs'ta 25 bas puan faiz artırmasını bekliyor. Norveç Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi 25 bas puan artırarak faiz artırımına başlayan ilk gelişmiş ülke merkez bankası oldu. Banka Para Politikası Kurulu'nun görünüm ve risk dengesine ilişkin değerlendirmesine göre politika faizinin büyük olasılıkla Aralık'ta daha fazla yükseltileceği bildirildi. Güney Afrika Merkez Bankası ise politika faizini beklentiye paralel tarihi düşük seviye olan %3.5'ta sabit tuttu. Banka politika faizinde 4. çeyrekte 25 bas puan artış öngördüğünü kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise politika faizini 100 bas puan indirdi, 18'e çekti. Böylece 1,5 yıl sonra ilk faiz indirimi geldi. Beklenti genel itibariyle faizde değişiklik olmaması yönündeydi. Karar metninde çekirdek enflasyon gelişmelerinin değerlendirildiğine vurgu yapıldı. Metinden faizin enflasyon üzerinde belirleneceği olmak üzere sıkı duruş taahhüdüne yer veren ifadeler çıkarıldı. Merkez Bankası'nın faiz indirimini değerlendiren Crédit Agricole, faiz indiriminin beklediklerinden erken olsa da %18'lik faizin hala yüksek olduğunu, Türk lirasının da carry trade için cazibesini korumaya devam ettiğini savundu. Société Générale Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Phoenix Callense, faiz indirim kararının piyasaların beklentileri dahilinde olmadığını, Merkez Bankası'nın güvenirliğinin asıl sorun olarak ön plana çıktığını söyledi. ITC Capital kıdemli kur analisti Piotr Matiz de 100 bas puanlık faiz indiriminin şaşırtıcı olduğunu, faiz indirim döngüsünün başlamasıyla enflasyonun yıl sonunda öngörülenden yüksek olacağını öne sürdü. Yurt dışında yerleşik kişiler 17 Eylül haftası 89 milyon dolar hisse senedi aldı, 12.3 milyon dolarlık tahvil sattı. Aynı hafta yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 825 milyon dolar azalarak 237.3 milyar dolar oldu. Pariteden arındırılmış döviz mevduatı ise 348 milyon dolar artış kaydetti. New York'taki Türk evinde gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıdada fahiş fiyat iddiaları konusunda 5 zincir markete işaret etti. Erdoğan, fahiş fiyat iddiaları konusunda Ticaret Bakanlığı'nın gerekli operasyonları yapacağını belirtirken, bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor dedi. Erdoğan ayrıca Türk-Amerikan ilişkilerinde sağlıklı bir sürecin işlediğini söyleyemeyeceğini belirterek Biden'la iyi başladık diyemem ifadesini kullandı. S-400'den de geri adım olmadığını ineledi. Bloomberg ET ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda perşembe gecesi itibariyle karşınızdayız. Çok hareketli, üst üste haber akışlarının, önemli kararların olduğu bir haftanın içerisindeyiz. Perşembe günü gündem nasıl şekillendi? Şöyle bir bakalım. Önce yurt dışıyla, Amerikan endeksleriyle başlayacağım ve Wall Street'teki rally'yi sizlere aktarmak istiyorum. İki gündür endeksler yukarı gidiyor. Dün de Fed kararının ardından Amerikan borsaları günü yükselişlerle kapatmıştı. Yine bugün baktığımızda bu yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Ve Fed'in yol haritasını neredeyse öğrendik diyebiliriz. Yakın zamanda
tahvil alım azaltımına başlayacağını söyledi. Fed Başkanı Powell ve Fed'in kararı aynı zamanda Fed üyelerinin de 2022'de daha fazla faiz artışına kaydıklarını görüyoruz. 9 Fed üyesi 2022 yılında, yani önümüzdeki sene faiz artışı bekliyor. Powell da eğer her şey yolunda giderse önümüzdeki yılın ortalarında bu tahvil alım programının biteceğini ifade etmişti. Demek ki geri kalan 6 ayda da bir faiz, iki faiz artık ne olursa Amerikan Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri, faiz artışları gelebilir her şey yolunda giderse. Çin'de Evergrande hazırlığı diye bir başlığımız var. Çin'deki konut sektörüne ilişkin bu endişeleri ortaya çıkaran şirketin olası iflasına, olası sıkıntı çekmesine karşı Çinli otoritelerin yerel birimleri uyardığı ve buna bir hazırlık yapın diye böyle bir not geçtiği iddiası ifade ediliyor. Ama o hafta başında pazartesi günü yaşadığımız endişe biraz olsun hafiflemiş durumda. IMF'den gelen açıklamalar vardı, hatırlarsınız. Çin bu işi toparlayabilecek diye. Bir Lehman Brothers değil. Lehman Brothers'ta sıkıntılı varlıklar vardı ama bu şirketin toprakları var, yani arazileri var. Aynı varlıklardan bahsetmiyoruz diye Amerika'da da Lehman Brothers'ın batışıyla karşılaştırılamayacağına dair yorumları da okumuştuk. Tabii içeride bugünün manşeti, nasıl dünün manşeti Fed'den geldiyse bugünün de manşeti bizim Merkez Bankamızdan geldi. Üstelik Merkez Bankası, hani bir film olarak düşünelim, aktör ve hani ne diyelim, çok etkin bir aktör olarak pas geçmeyerek bugünü bir faiz indirimi yaparak kendinden söz ettirdi diyelim. Önemli bir karardı. Çok az sayıda ekonomistin beklediği bir faiz indirimine Merkez Bankası 50 değil üstelik 100 bas puan faiz indirimi yaparak başladı mı diyelim. Hani bugün yaptığı devam başladı ifade, çünkü sanki devam edecek gibi de anlaşılabilir ama bir faiz indirimine gitti Merkez Bankamız. Devamı gelecek mi konuşacağız. Tabii dolar TL haber geldikten sonra, yani faiz indirimi geldikten sonra birazdan bakarız. Hemen yukarı attı, 8.80'in üstü yeni tarihi zirve. Sonra 8.80'in yeniden aşağısına bir miktar indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile ilişkilere dair iyi olmadığına, bu ilişkilerin Biden'la iyi başlamadık açıklamaları sonrası çok hafif yükseldi ama yani 8.80'in üzerine yeniden gitmedi. Hala 8.80'in altındayız. Onu söyleyelim. Tabii şunu da ekleyelim. Bugün dolar küresel olarak da zayıf. Yani Euro-Dolar paritesinde yukarı doğru hareket. Dolar endeksi zayıflıyor. Diğer bütün gelişen ülke para birimleri dolara karşı iyi. Biz bayağı bir olumsuz ayrıştık, onu da ifade edeyim. Yani dolar endeksi çok güçlü olsaydı belki de 8.80'in üzerindeydik şu dakikalarda. Borsa İstanbul'da da satış geldi. Haber geldikten sonra, yani faiz indirim kararı geldikten sonra satış hızlandı borsada. Bazı banka hisselerinde %3'lere varan geri çekilmeler oldu. En çok bugünkü haber akışından olumsuz etkilenen kesim bankacılık endeksi oldu. Birazdan iki değerli konukla buluşacağız. Küresel piyasalarda Erdağ Gerçek konuklarımız arasında olacak. Thales Eğitim ve Danışmanlık kurucu ortağı Erdağ Gerçek ve aynı zamanda TÜSİAD baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'ta birazdan küresel piyasalardaki konuklarımız arasında. Sohbete başlamadan önce şöyle bir piyasalara bakalım. Piyasalarda Merkez Bankamızın kararının ardından, dünkü FED kararının ardından tablo nasıl, sizlerle paylaşalım. Dolar TL'de yön yukarı demiştik. Bakın 8.76 seviyesini görüyorum. Euro TL daha hızlı gidiyor. Çünkü bugün küresel olarak Euro daha güçlü. Nitekim Euro Dolar paritesinde de 1.1750 seviyesine kadar gelmiş durumdayız. Dolar zayıf diyoruz. Bakın küresel olarak nereden görüyoruz? Dolar endeksi 93 seviyesinin altını zorluyor. 93.5'lardan buralara doğru inen bir dolar endeksi karşımızda. Dolar TL'de de 8.76'dayız ama Euro TL çok daha hızlı gitti. 10.31, sepet kur muhtemelen daha da yukarıdayız. %2'ye yakın bir hareket var Euro TL'de. BIOP30 akşam seansımız satışıyor. 1506 seviyesi %0.26. Amerika iyi, yani burada
Belki ABD ile ilişkiler mi fiyatlanıyor? Belki onu da biraz düşünmek lazım. Çünkü tam seansın kapanışına doğru gelmişti o açıklamalar. Dolar TL'nin gün içerisinde grafiğini görünce anlayacağız. Bakın karar burada geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı. Karar geldikten sonra Türk lirası değer kaybetti. Dolara karşı 8.80'in üstü görüldü. Sonra biraz gevşedik. 8.75'lere, 8.76'lara. Şurası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile ilişkilere dair yaptığı açıklamalar sonrası biraz yukarı gitti. Sonra yeniden yataya bağladı ama günün tamamına baktığımızda TL'nin değer kaybettiği %1.3'te bir hareket yaşıyoruz. Borsa İstanbul'daki satışı da orada da bakın göreceğiz. Burası da yine Merkez Bankamızın kararının geldiği an. Karar geldikten sonra Borsa İstanbul aşağı doğru indi. 1395-1400 seviyesinin altına indik. Sonra biraz toparladı. Çok hafif 1401 seviyesinden 1400'ün hafif üzerinde Borsa İstanbul günü kapattı. Ama yine de satış tarafındaydı. Onu ifade edelim. Sadece 1400'ün hafif üzerinde kapattık. Merkez Bankamız politika faizini %19'dan 18'e indirdi. Ama 10 yıllık tahvil faizimiz, bunun gün içerisinde grafiği var mıdır bilemiyorum. Bir bakarız varsa. Burada bakın %4'lük bir hareket var. 18 seviyesinin üzerine çıktı. Geçen haftadan beri biz 17'nin altını zorluyorduk. Türkiye'nin 10 yıllık yani uzun vadeli tahvil faizinde. Nitekim bugün 5 yıllık faizimiz de yukarıya doğru bir miktar daha gitmiş durumda. Görebilirsek bakalım, yoksa ABD 10 yıllık tahvil faiziyle devam ederiz. Yani piyasa tepkisi biraz enflasyona ilişkin endişelerin belki ortaya çıkmasıyla şunu anlıyoruz. Biraz uzun vadeli faizlerimiz yukarı gitti. Ama Amerika'ya bakalım. Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizinde durum nasıl? Oradan Avrupa'ya bakıp Amerika'ya bakıp Melike'ye döneceğim. Bugün yurt dışında da faizler yukarı. Yani önemli bir gün. Dolar zayıf. O açıdan biz ne diyelim, hani biraz şanslıyız belki böyle bir kararın olduğu günde, ama faizler açısından baktığımızda faizler yukarı gidiyor. Bakın 10 yıllık 1.40'a geldi ABD 10 yıllık tahvil faizi. 5 yıllık yukarıda, 2 yıllık tahvil faizi de yine ABD'de yukarıya doğru gidiyor. Ons altında bugün bir satış görüyoruz. %1'lik bir geri çekilme var ons altında. 1750 dolardayız. 18-19 dolar düştü. Gram altın 493 lira ama burada tabii ons altının düşmesine rağmen dolar TL'nin yukarıya gitmesi ons altını 493,5 lirada tutuyor. Bitcoin'de %3'lük yukarı hareket 45 bin dolara yaklaştırdı. 44.800 küsür dolarda. Petrol fiyatları hala yukarıda. 73 dolar ve 77 dolar. Yani neredeyse yakın zamanda 80 dolarlık bir Brent petrolden bahsedeceğiz. Petrol fiyatları hala güçlü. Avrupa endekslerine bakıp Amerika'ya bakıp Melike'ye döneceğim. Avrupa'dan Amerika'ya biz bakalım. Dün de benzer bir sıkıntı yaşamıştık. Amerikan borsalarında %1.5'luk bir yukarı hareket var. 500 puan üstünde primli. S&P %1.3, Nasdaq'ta da yine %1'in üzerinde bir yükseliş görüyoruz. Melike Ayhan telefon attığımızda olacak. ABD endekslerindeki bu yükselişi, bu iki günlük rally'ye bakalım Melike nasıl anlatıyor? Evet, barış devam ediyor. Alım ivmesi dün kazanıldı. Fed'le birlikte kazanıldı. Bugün de devam ediyor. Şimdi tabii bir takım problemler var dünden bugüne. Hatta şu son bir aydır devamlı yansıyan ve Tim Tüccar Meclisi Başkanı Pelosi'nin de kesinlikle geçirteceğim dediği nedir o? Borç tavanı limitinin kaldırılması. Yıllardır bu böyle politik bir oyun, bir kavgaya dönüştü ama etkilemiyor değil. Hem gündemi, hem politikayı, hem de ekonomiyi. Bununla birlikte negatif gelen işsizlik sigortası başvurularının çok sürpriz bir şekilde sıçramasıydı. 320 bin bekleniyordu, 350 bin geldi. En çok gelen eyaletler California, Virginia eyaletleri. Sürpriz gerçekten, bu eyaletlerde düşmesi bekleniyordu. Louisiana'da düşüyor. Hatırlarsanız Ayda kasırgasından dolayı çıkmıştı. Şimdi bir dengelenme yaşıyoruz ama beklenen kadar değil. Bir yandan da tabii Evergrande finans stres testi gibi oldu. Ama o Evergrande'nin borç krizi çözülecek gibi görünüyor. Zira hem Çin likidite enjekte ediyor, hem de Evergrande kuponunu ödeyeceğini taahhüt ediyor.
Bence bu olursa büyük bir hani bahane olur piyasalar için ki zaten öyle olmuştu. İçeride daha büyük sorunlar var nedir? Mesela okullar açıldı ve ABD'de 1 milyon öğrencinin çocuğun COVID'e yakalandığı söylendi ki daha 2 hafta oldu okullar açılalı. Bununla birlikte delta varyasyonuyla da boğuşma devam ediyor. Testlerde sonuç sorun var. Testlerle alakalı olarak rapid test yani PCR değil rapid testin 15 dakikada çıkan testin yaygınlaşması üzerine Biden hükümetine ciddi baskı var ama bir türlü kabul etmiyor, bir türlü aksiyon almıyor. Çok yavaş, çok geriden geliyor diye şikayetler var. İkincisi de aşı 3. doza ilgili FDA'den gelen karışık mesajlar. İşte bütün bunlar ekonomiyi de etkiliyor ki zaten Powell, Clarida ve Bowman cuma günü toplanıp pandemide ekonomi nasıl iyileştirilebilir gündemiyle bir araya geleceklerini söylediler. Bugün de çip yapımcıları ile görüşen Beyaz Saray biliyorsun talep arzda bir sıkışıklık var. Onunla ilgili çözümler arayacağını bulacağını söyledi. İşte bütün bu sorunlar varken ABD'de Evergrande krizi çok küçük gibi görünüyor şu anda. Ve ABD borsaları bütün bu negatif haberlere rağmen yukarı çıkmaya devam ediyor diyorum. Sizi tekrar size İstanbul'a veriyorum Barış. Melike Ayhan çok teşekkürler yorumlar için. Kapanışta bir kez daha karşımızda olacak. Ben dönüyorum konuklarıma. Gizem Öztok Altınsaç, TÜSİAD 5 ekonomisti. Gizem hoş geldin. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar ve Erda Gerçek bizlerle. Erda iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar, Barış, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok mesele var aslında, çok başlık var. Nereden başlayayım diye ben de merak ediyorum. Ama hani yurt dışını konuşacağız. Fed olmasa gerçekten doğrudan Merkez Bankamızla girecektim ama yani dün de Fed kararı var, yurt dışında Çin var. Dolayısıyla Gizem, önce ben Erdoğan Gerçek'e döneceğim izninle, sonra seninle devam edeceğim. Erdoğan Gerçek, dünkü Fed kararı, Powell'ın açıklamaları bir sanki yol haritası ortaya çıkıyor gibi. Şöyle 3 tane hani ben başlık olarak şeysem, faizi değiştirmedi, yakında tahvil azaltımı başlayacak. 2022'de de 9 Fed üyesinin faiz artışı beklemesi hani benim sanki öne çıkaracağım bunlar gibi de 2022'nin ortasında tahvil alım programı bitecek gibi böyle ben 3-4 tane başlık saydım ama senin değerlendirmen çok daha önemli üstad, ne dersin? Güzel söylediklerin ama asıl aksiyon aslında Norveç Merkez Bankası'ndan geldi. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası'ndan geldi. İngiltere Merkez Bankası'nın büyük merkez bankaları arasında bir sanki bir ayrılacağı, kendi yönüne gideceği şeklinde bir beklenti var. Bunu zaten Sterling'de de gördük. Hatta şöyle konuşuluyor. Yavaş yavaş bir yol haritası belirlenecek İngiltere'de. Bunu da diğer her merkez bankası bir gün faiz artışı görecektir gibi bir hikaye çıktı ortaya. Şimdi Fed tarafında senin söylediklerin gayet doğru. Bizim beklentimizden şöyle bir farklılık oldu. Biz şöyle diye düşünüyorduk. Her toplantıda yaklaşık 15 gibi bir azaltma yapsalar 8 toplantı sene sonunu bulacak diye düşünüyorduk bu. Çok daha hızlı bir azaltmaya, indirmeye gidecekler. Bu aslında farklı. Bunu ben piyasanın nasıl güvercin algıladığını pek anlamış değilim. Ben piyasada böyle bir hız beklemiyordum açıkçası ve 2022'de faiz artışı bence yoktu. Bunlara rağmen piyasanın olumlu algılamış olması gerçekten bence enteresan. Dünkü konuşmada aslında biraz da hani fıkravari olan pozisyon da gözden kaçmıştır diye İngiltere'deki yatırımcıların çok konuştuğu, bugün traderların çok konuştuğu, özellikle iki merkez bankası başkanının kendi portföylerini uzun zamandır sürdürdükleri ve Fed'in alım yaptıkları yerlerde, varlıklarda alım yaptıkları. Hatta şöyle bir esprisi yapılıyor. Jay Powell'du, ben bunu fark etmemiştim dedi. Fark etmemesinin nedeni kendi portföyüyle ilgileniyor gibi bir hikaye çıktı ortaya. Bunu neden konuşuyorum? Bu aslında tek başına Jay Powell'ın belki görevi yeniden alma konusunda bir soru işareti oluşturabilir. Burada bir illegal bir durum yok. Fakat etik olmayan bir durum diye gerçekten konuşuluyor. Contagion'dan bahsetti, bir bulaşma olabilir mi diye Evergrande'den. Bunu reddetti. Ben de aynı fikirdeyim. Bunu konuşuruz biraz daha ayrıntılı. Burada gerçekten aslında çıkarılması gereken dersler var. Birçok ülke için, biz de dahil olmak üzere Çin'de bu yaşananlarla ilgili. Onun dışında
9 üyenin bu şekilde gitmiş olması. Ben hep şunu söylüyordum. Yani bu düz bir yol haritası olmayacak. Yani 2022'nin sonuna kadar acaba bu işi bitirebilir miyiz bilmiyorum. Hala kafamda soru işaretleri var. Zor bir durum. Çünkü bütçe tarafında ne olacağını da bilmiyoruz. Fed'in tekrar dönüp alımlara başlıyor olabilme şansı var. Enflasyonun birinci çeyrekte bizim rakamlarımıza göre %6'lara gelme şansı var. %6'lara geldiği zaman acaba enflasyonist beklentiler tamamen kalıcı hale gelecek mi? Böyle olduğu zaman bu sefer İngiltere Merkez Bankası'nın yaptığı gibi alımları tamamen yok etmeden bir faiz gündeme gelir mi? Gelecek 6 ay, özellikle gelecek senenin ilk 6 ay içerisinde bunları konuşuyor olacağız. Erdoğan, gerçekten ben yeniden gizeme döneceğim. Şimdi Fed üyelerinin faiz tahminlerini de gösterdik. 2022'ye doğru gelen Fed başkanlarının olduğunu görüyoruz. Bir taraftan Gizem Powell'ın da 2022'nin ortasında tahvil alım programı biter açıklaması var ki Erdoğan gerçek bunu nasıl yapacaklar? Ben kafamda soru işaretleri var dedi. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu Fed'in yeni açıklamalarını ve yol haritasını? Şu görüşe katılıyorum. Yani bırakın güvercini, aslında bayağı şahin bir Fed gördüğümüzü düşünüyorum. Çünkü ne zaman başlayacağını değil, zaten ne zaman biteceğini söylemiş bir Fed var tapering konusunda 2022'nin ortası şeklinde. Dolayısıyla burada artık hız devreye girdiği için kesinlikle daha şahin bir Fed söz konusu bence. Zaten hani Kasım'da başlayacak muhtemelen ve hızlı bir şekilde bitirmeyi arzu ediyor. İkinci konu, dot plot'ta faiz arttırım konusunun 2023'ten 2022'ye gelmesi, şu anda 2022 sonunda OAS eğrisinde indirim fiyatlanıyor zaten ABD tarafında. Bu da son derece şahin. Enflasyon projeksiyonları zaten yukarı çıkmış. Bu da oldukça şahin. Gelin görün ki piyasa Powell'ın iktisadi faaliyet üzerinde riskler devam ediyor cümlesine ve Fed'in aslında büyümeyi bir miktar aşağı revize etmesini daha önemseyip ABD 10 yıllık üzerinde düşündüğümüz hareketin gelmediği bir gün geçirdik biz dün. Nitekim bugün de ABD 10 yıllık artık 1.40'ın üzerine çıkmış bir şekilde hareket ediyor. Ama normal şartlar altında bu Fed'e bakarak 10 yıllık hareketinin daha fazla olmasını beklersiniz. Burada da tabii bizim aylardır konuştuğumuz, Erdoğan'la ara ara anlattığı, benim çok katılmadığım stagflasyon vesaire gibi konular, birazcık büyüme üzerinde Fed'in hala var olan endişesi gibi konular ABD 10 yıllığı hala daha burada tutuyor. Ben 10 yıllık faizin normal şartlar altında yükselişine devam etmesini beklerim. Zaten yükselişine devam etmiyor ise Fed tapering'e başladığında burada başka bir sorun var demektir. Çok güzel bir fiyatlama olmaz tahminim hisse tarafında. Yani hem bir taraftan varlık alımını azaltıyorsunuz, para politikasında bir farklı düzene girmişsiniz, hem de buna 10 yıllık reaksiyon vermiyorsa 10 yıllık başka şey fiyatlıyor demektir. Bu ilerleyen vadede konuşma ihtimalimiz olan bir vaziyet. Ama normal şartlar altında bu arada ABD 10 yılın devamını beklerim. Zaten bu arada, çok hafif böyle ivme gizem yukarıya doğru gibi Amerikan 10 yılının, yani bir süredir öyle. Elbette ama biraz daha fazla olmalıydı. Evet. Yani bugünkü 1.40 hareketi geldi, sonunda fiyatlamaya başladı ama bunun daha devamı gelmesi gerekir. Bu birincisi. İkincisi, dünyada fiyatlarda baskı devam ediyor. Yani bu bir dönem petrol oluyor, bir dönem doğalgaz oluyor. Bugün Avrupa flash PMI'lar geldi. İçindeki üretim maliyetleri kısmı çok uzun zamanda en yükseğe gelmiş durumda örneğin. Bir taraftan büyüme hafiften aşağı çekiliyor, bir taraftan da enflasyon yukarıya gelmeye devam ediyor. Yani biraz global tarafta zorlu bir süreç söz konusu olabilir. Önümüzdeki en azından hani görebildiğimiz 6 aylık vadede bence... Erdoğan birazcık o yüzden de yani bu varlık alımını bu kadar çabuk, bu kadar hızlı nasıl bitirecekler diye sorguluyor. Bence haklılık payı da var bu arada bu anlamda. İstersen burada bırakayım, sonra devam edelim. Hani Fed'le ilgili görüşüm bu yönde. Peki, bu Evergrande meselesini konuşup sonra içeriye geçmek istiyorum. Erdoğan gerçek dün sen de ifade ettin aslında, söyledin de.
Evergrande'yi sordular Fed Başkanı'na. Bu Çin'e özel bir mesele dedi. Ama Çin'e özel mesele derken Çin which deyip ama gelişmekte olan ülkeler arasında çok borcu olan bir ülke olarak tanımlamasını Çin'i öyle yaptı. Amerika'ya bir risk oluşturmayacağını savundu. Ben de girişte de ifade ettim. Bunun bir Lehman Brothers, yani ABD'de 2008 krizine neden olan o büyük bankanın batışıyla karşılaştıramayacağını savunan çokça yorumda okudum ben bu hafta içerisinde. Ama Şant da bugün çok güzel yazmış. Hamam böceği varsa bir tane değildir diye. Hani Çin'in yani birçok belki benzer sıkıntılar olabileceğini sanırım ifade eden. Ne dersin? Katılıyorum. Şimdi şöyle, biraz önce dedim ya, çok önemli bir şey var burada. Detay da demeyelim aslında. Gerçek hikaye var. Gerçek hikaye de şu. Çin 3 trilyonluk, 5 trilyonluk bir ülkeyken %7-8 büyümesi gayet doğaldı. 10'lara 15'lere çıktığı zaman artık böyle bir büyüme mümkün değil. Çin'in zaten üretim kapasitesini absorbe edecek, yutabilecek bir global talep de yok. Çin'in ekonomik modelini değiştirmesi gerekiyordu. Bir tarafını kısmen değiştirmeye çalışırlarken aslında 2008'de global kriz oldu. O yüzden daha fazla yatırıma döndüler. Yine talihsiz bir şekilde bir COVID olayı ortaya çıkınca tüketimin artık başka yerlerden büyümenin desteklenmesi gerekiyordu. Bu da her zaman Çin'in de çok güzel yaptığı gayrimenkulle büyüme. Peki gayrimenkulle nasıl büyüyeceğiz? Borçla büyümek gerekiyor. Bu çokça ülkede yapılan, hatta ünlü ekonomist Rajan Raghu'nun da söylediği gibi tam 2007-2008 krizinden önce ekmek bulamıyorlarsa borç yesinler demişti Amerika için. Arkasından kriz geldiği zaman gerçekten krizi doğru nedenlerden bilen insan olarak ortaya çıktı. Yani kredili büyümek, büyümenin bir kısmını krediyle finanse etmek ve bunu da gayrimenkul tarafında yapmanın sonuçları var. Doğal olarak sonuçları var ve bu Şant'ın söylediği o bakımdan doğru. Çok uzun süre bu hikayeyi oynarsınız, bir yerde bitmesi gerektiğini fark ettiğiniz zaman bitmezse, yanlışlarda ısrar ederseniz kriz olur. Şimdi bir kriz mi var ortada? Kısmen evet. Nereden anlıyoruz? Ben her zaman şunu söylerim. Krizi görmek için şirket bonolarının spreadlerine ya da faizlerine bakmak lazım. Asya'da %12'lere, Çin'de high yield dediğimiz yüksek getiriler %16'lara çıktı. Burada bir sıkıntı olduğu kesin. Şimdi şöyle bir IMF'nin de dediği gibi, hani başta sen söylemiştin ya, kurtarılabilir mi? Evet, kurtarılabilir. Çünkü kapalı bir ekonomi, sermaye hareketlerine kapalı. Çin içeride her şeyi yapabilir. Ama onu kurtardıktan sonra öteki hamam böcekleri miydi? Evet. Öteki hamam böcekleri için de aynı şeyler mi yapılacak? Yapmadığınız takdirde bu gayrimenkul piyasasını ayakta tutan pre-sale dediğimiz önceden satma hikayesi bitecek mi? Burada güven sarsılacak mı? Çok zor bir noktaya geldi Çin hükümeti, devleti. Burada ne, o yüzden bu iş uzadı. Yoksa çok basit bir şekilde bu işi yok edebilirlerdi. Bundan önce birçok şirketi bu şekilde iflas etmesine izin verdiler. Şimdi çok ilginç bir detay daha söyleyelim. Lehman Brothers söylediniz diye. Aslında şu anda Çin Evergrande'yi iflasına izin verirse, birçok kapitalist dediğimiz ülkeden, ki Avrupa başta olmak üzere Amerika, İngiltere, çok daha kapitalist olduğunu göstermiş olacak. Çünkü kapitalizmin en önemli olaylarından bir tanesi creative destruction dediğimiz yapıcı yıkım. Buna izin vermiş olacaklar. O batacak, başka şirketler ortaya çıkacak. O yüzden gerçekten çok önemli bir vaka analizi olarak önümüzde bu. Evet. Bu perşembe, tabii biz de perşembedeyiz. Onların bu perşembe daha ne, hangi perşembe anlamadım yani. Perşembe ödeyecekler. Bu perşembe ne kupon ödemesi vardı. Bugün. Bugün evet, değil mi? Haber göremedim hala. Bugün çünkü haftaya da var. Evet. 83 milyon dolar sanırım. Yani BlackRock'ın 400 milyon dolarlık yatırımı var. Bonolarına yatırımı evet. Var. Çok, yani BlackRock küçük ama gerçekten manalı bir rakam sonuçta. Yani uzun zamanda bir de şu tartışılıyor Barış. Gerçekten bizim için önemli. Ben hep Çin'i ön plana çıkaran kişilerdenim. Çin yatırım yapılabilir bir ülke mi değil mi diyoruz. Aslında yatırım yapmadan, kurumsal yatırımcılar da yatırım yapmadan duramıyor.
emerging market'te gelişmekte olan göre en büyüğü. Yani neredeyse toplamı kadar. Yıl sonuna kadar da 669 milyon dolarlık bir ödemesi varmış. Gerçekten Çin hükümeti için devede kulak bu rakamlar. Evet, onu diyorum yani. Evet, şirketin kendi borcu için de zaten aynı şekilde, ama yükümlülüğü açısından bakıldığında. Ama şunu unutmayalım, yani Evergrande gayrimenkul sektöründeki en büyük oyunculardan, gayrimenkul sektörü Çin ekonomisindeki en büyük sektörlerden, Çin de dünyanın ikinci ekonomisi. Şimdi dolayısıyla buradan baktığınızda risk elbette mevcut ve zaten biri, yani bu domino etkisi dediğimiz şey, zaten biri çeviremediğinde high yield'lar, yani yüksek getirili ödemelerde spread yükseldiği için high yield, ötekisinin de rolü geldiği için borç çevirmenin, daha yüksekten borçlanmak zorunda kalabiliyor tüm sektör. Ve burada hafif sallantıda olanlar da çok rahat onunla birlikte sürüklenebiliyor. Dolayısıyla bu tarz sektör risklerinde açıkçası bu tarz domino etkileri de söz konusu olabilir. Piyasada yapılan anketlerde bunun kalıcı olmayacağı, geçici olacağı. İşte Deutsche yapıyor, JP yapıyor. Pek çok kurum Evergrande ile ilgili, riskle ilgili yatırımcılarıyla anket düzenliyorlar. Ve aslında beklentiler senin okuduğun şekilde bu riskin kalıcı olmayacağı yönünde. Fakat Lehman da başladığında böyle başlamıştı. Elbette hani corporate bond default dediğimiz bu şeylerin default etmesi, böyle uzun vadeli soluklu olmasını ben de beklemiyorum, şirket, ama riski de azımsamamakta. Bono evet, ödemelerinin yapılamaması. Evet. Evet, Çin'in uyarısı da var Evergrande. Yani bu bonoların ödemesinin yapılması gerektiğiyle ilgili. Evet. Ben Çin'in buna kolay kolay izin vereceğini de zannetmiyorum. Alttan bir şekilde desteklemeye devam edecektir bence, böyle bir vaziyet olmasın diye. Ama borçluluk ve zombi şirketler zaten bu krizin ardından sıklıkla bence bizim gündemimize girecek olan konular. Bugün Evergrande olur, yarın başka birini konuşacağız bence. Bugün Evergrande olur, yarın Nevergrande olur diyorsunuz. Evergrande. Şimdi ama şimdi şunu tekrar şey yapalım yani. Abi dur, Çin'den gelelim. Merkez Bankamız. Evet, yani borçla büyümeyi, gayrimenkul tarafından büyümeyi ayakta tutmanın maliyeti var. O maliyeti ne zaman? İlla ki bir zaman duvara çarpılacak. Ne zaman duvara çarpılacağını bilmiyoruz. Peki, teşekkür ederim. Ben şöyle okumuştum. İşte Lehman'ın finansal varlıkları vardı. Evergrande'nin işte arazisi, arsası var, neyse. Kurtarmak isterse de Çin devleti gider o arsaları alır elinden. O arsaların bedelini ödeyerek dolaylı yoldan kurtarmış olur gibi, böyle birçok da bir farklı yöntem elbette. Tabii de devlet bankaları aracılığıyla kredi vereceklerdi. Tabii, yani evet. Çin'de bu, yani bunu burada artısını eksisi çok net. Daha çok bilgi edinmek isteyenler Michael Pattison Carnegie'ye yazdığı bir yazı var. Mutlaka okusunlar. Çok güzel. Ve gerçekten sadece işin, yani Evergrande bölümü değil, bütün global ekonomi için neler, hatta bizim için de neler içerdiği gerçekten çok önemli. Peki, araya gideceğim. Araya giderken Tuğrul Belli'yi dinleyelim. Onun değerlendirmesini dinleyip araya gittikten sonra Merkez Bankamızın kararını konuşacağız. Hafta içinde de belirtmiştim ben bu faiz indirimi olursa şaşırırım diye. Çünkü birçok göstergeye baktığımız zaman faiz indirimi gerekçelendirmek çok zor görünüyor. Bayağı bir sürpriz oldu diyelim. Hayır, beklemiyordum. Sabit kalmasını bekliyordum. Gerekçelendirmelerini çok tutarlı bulduğumu söyleyemeyeceğim. Asıl problem orada açıkçası. Bir defa bir ay içerisinde ne değişti? Yani bir ay önceki metni okuduğumuzda bir reel faiz şeyin üzerinde, enflasyonun üzerinde bir reel faiz vereceğim derken birdenbire şimdi diyor ki enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü gösterge oluşana kadar tüm araçları kullanacağım diyor. Peki şu anda yaptığı nedir? Parasal gevşeme, yani başka bir şey diyemeyiz. Bu araçları nasıl kullanıyor da enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü gösterge yaratacak parasal gevşeme yaparak, onu da çözebilmiş değilim. Metnin içindeki gerekçelerden işte arizilik çok ön planda. İşte gıda ve ithalat fiyatlarındaki artış, tamam.
bir kısmı öyle ama gıda fiyatlarının içinde, özellikle yerel gıda, yurt içi gıda fiyatlarının içinde tabii ki maliyet unsurları var ve onun getirdiği artışlar var. Yani bunun pek bir ariziliği yok, daha önceden gelen bir şey. İthalat fiyatları için belki denilebilir, dünya emtia fiyatları artıyor vesaire falan, ama oradaki arizilik de tartışılabilir açıkçası yurt dışıyla baktığımızda. Tedarik sürecindeki aksaklıklar, tamam bunlar da düzelecek ama açıkçası dün Powell'ın konuşmasında şeyinde bile bu transitory dediği, transitionary dediği, yani geçici olan olayların ne kadar geçici olacağı da tartışılır. Küresel piyasalar devam ediyor. Gizem Öztok Altın Saç'a döneceğim bu bölümde. Merkez Bankamızın faiz indirim kararı. Ercan Uysal'a selamlarımızı gönderelim. Geçen haftaki programda Ercan Uysal faiz indirimi beklediğini ifade etmişti. Yani yapmamalı belki bence ama dedi. Hani benim görüşüm değil ama yapacaktır diye söylemişti. Çok az sayıda kurum ve ekonomist aslında faiz indirimi bekliyordu. Bekleyenler de 50 bekliyordu. 100 bas puanlık bir faiz indirimi geldi. Gizem, kararı, metni nasıl değerlendiriyorsun? Dinleyelim seni. Evet, öncelikle yükselen bir enflasyon ortamındayız. Manşet enflasyon olarak bakıyoruz. İster istemez bunun da devam edeceğini özellikle Eylül ve Ekim aylarında hesaplıyoruz. Biz de, ben de, tüm meslektaşlarım da bunu hesaplıyorlar. Dolayısıyla yükselen bir manşet enflasyon ortamında halihazırda normal şartlar altında var olan faiz seviyesiyle dahi enflasyonu kontrol etmesi çok da mümkün olmayan bir merkez bankamız var, biliyorsun. Bu varken de elinde de herhangi bir ekstra gerekçe de olamayacağı için çekirdeğe bakılıyor. Çokça atıfta bulunuluyor fakat çekirdek zaten ÖTV, araç alım satımdaki matrah ayarlamasından olmuş durumda. Alt dinamiklerine baktığınızda hiçbir enflasyon rakamında bir düzelme, bir iyileşme, hele ki kalıcı bir iyileşme kesinlikle olmadığı gibi trendde bozulma mevcut. Beklentilerde bozulma mevcut. Beklentiler, bak daha yeni Merkez Bankası beklenti anketi geldi. Enflasyon tahminleri sadece yıl sonu değil 12 aylıkta, 24 aylıkta yükselmeye devam ediyor. Bugünkü adımın ardından piyasada enflasyon tahminleri yıl sonu yukarı revize oldu. Dolayısıyla herhangi bir iktisadi doğru yerine oturan bir sebep göstermek şu aşamada bir faiz indirimi için gerekçe olması çok zor. Ama elbette ki hani zorlama bir şekilde gerekçeler koyabilirsiniz ortaya. Eğer faiz indirmek durumunda kaldıysanız, ben daha çok öyle olduğunu düşünüyorum. Elbette ki herkes gibi bu adımın erken olduğunu, zaten Türkiye'de biliyorsun enflasyon konusunda meslektaşlarımdan biraz daha kötümserim. Bunu %20'lerde de kontrol etmenin var olan ortamda zor olduğunu sıklıkla dilim döndüğünce ifade etmeye çalışıyorum. Bir de globalden muazzam fiyat artışları hala daha devam ediyor. Dolayısıyla sadece bizden dolayı değil, global taraftan da böyle bir vaziyet söz konusu. Kaldı ki daha biz artı çıktı açığı, yani pozitif çıktı fazlamız var. Çıktı fazlamız varken de koşullar oldukça enflasyonist olmaya devam ediyor. Gelin görün ki Merkez Bankası daha çok krediler tarafına atıfta bulunmuş. Ticari krediler de hesapladığımızdan daha fazla bir baskılanma olduğundan bahsediyor Merkez Bankası. Bir tane grafiğimiz var Barış. İstersen gösterelim. Evet, enflasyondan ekranda. Enflasyondan arındırılmış reel kredi artışı. Yani normalde nominal bakıyor piyasa ama biz reel de takip ediyoruz bunu. Enflasyondan arındırdığınızda aslında kredi artışı gerçekten daralma gösteriyor. Sıfırın altına gelmiş durumda. Fakat bu sadece ticaride değil. Tüketici kredilerde de yıllık artış negatife geçmiş durumda şu anda reel bazda. Gelin görün ki bu yeterli bir dayanak değil geçtiğimiz süreçte. Sebebini de dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Bugün attığınız adım doğru olsaydı piyasa faizlerinin hepsi yukarıya kaymazdı. Dikkat edersen bütün verim eğrisi yukarı kaydı. Bu birincisi.
İkincisi de verim eğrisinin arka tarafı, yani 10 yıllık faizimiz hani 2 gün evvelinde 17-20 iken şu anda 18-05'e kaydı. Yani bütün piyasa faizlerini siz faiz indirim adımı atarken yükselttiniz. Bir kere bu para politikasında enflasyona dair beklentilere ilişkin bir hata yaptığınızı net şekilde gösteriyor. Verim eğrisinde zaten Merkez Bankası bizlerden daha çok bakıyor. İkincisi, ülke risk primimiz CDS 396'dan 412'ye yükseldi. Ülke riskini yükseltecek, TL'ye dış şoklara karşı daha açık hale getirecek bir adım attınız demek ki. Benzer şekilde Eurobond faizlerinde yukarı yönlü hareketi gördük. Dolayısıyla kaldı ki mesela swap'ta cross currency konuşuyorum. 19 iken 1 yıllık vadedeki swap faizi 20-55'e sıçradı. Dolayısıyla burada bozulma net, atılan adıma dair piyasanın sorguladığı ve enflasyon kontrol kaybının olma ihtimaline dair bir fiyatlama piyasada mevcut. Şimdi kredilere dönecek olursak Barış, evet, CDS'de kredilerde ekranlara Gizemciğim, bu arada özür dilerim, 400'den üzerine attık. Evet, bunun ardından şunu söyleyebilirim, kredilerdeki yavaşlama, bunu birkaç yayındır da dilim döndüğünce ifade etmeye çalışıyorum. Şu anda sahada böyle bir şey olmasa da iki çeyrek sonra Türkiye ekonomisinin hızlı yavaşlayacağını işaret ediyor. Fakat bugün siz erken faiz indirdiğinizde, kuru yukarıya doğru taşıdığınızda, şöyle de düşünülmesin, kuru birazdan konuşuruz ama bu böyle 8.70-8.80 hareketinde kalmama ihtimali çok yüksek. Ama kur yukarıya gittiğinde sizin bir dönem sonra enflasyonunuzun üzerinde gene risk artıyor. Belki baz etkisi bile devreden çıkacak Kasım Aralık'taki kur kaynaklı. Vaziyet böyle olunca faizdeki yükseliş, piyasa faizindeki yükseliş devam edecek ve bu her halükarda gün sonunda faizin tersine dönmesiyle sonuçlanacak ve siz bu sefer ekonomiyi hiç istemediğiniz ölçüde baskılamak zorunda kalacaksınız. Ekonomi kendi kendine baskılanacak. O yüzden sabırlı olup 2-3 ay daha bekleyip manşet enflasyon en azından düşerken faiz indirmeye başlasaydık bunun kazanımı çok yüksek olacaktı. Bugün kredilere, sadece kredilere bakarak adım atamazsınız. Enflasyonunuz %20'ye yaklaşmış. Dünyadan buram buram enflasyon geliyor. Dolayısıyla bir tek belli bir göstergeye bakarak adım attığınızda hata yapma ihtimaliniz çok yüksek. Dediğim gibi TL'deki baskı daha da açık hale gelmiş oldu. Kaldı ki bakın FED fiyatlaması, aslında Barış ne konuştuk demin, daha olmadı. Bu işin Kasım'ı var, Aralık'ı var, Ocağı var. ABD 10 yıllık yükselmeye başladığında TL bu şoka en açık para birimi oluyor. Zaten biz bunu görüyoruz bu arada. Bu bir tahmin değil. Var olan veriyle konuşuyorum. Zaten dışarıdan bir risk varken siz TL'yi bu riske daha açık hale getiriyorsunuz. Buna lüzum var mıydı para politikasında? 2 ay, 3 ay daha beklemenin kazancı çok daha büyük olacaktı. Nacizane görüşüm. Şimdi bundan sonrasında şunu demeye çalıştım. Kredilere atıfta bulunabilirsiniz ama başka rakamlar sizi burada bu faiz indirimi yapmanızı çok çok erken olduğunu net şekilde gösteriyor. Bugün piyasa fiyatlaması da gösteriyor. Bugün dolar TL ile alakalı olarak şimdi 8.80'den belirgin bir satış geldiğini gördük biz. Hem hane halkının, retail dediğimiz, hem de şirketlerin, corporate'ların ikisinin de 8.80'den bir satış gösterdiği söz konusu oldu. 8.30-35'lerden pozisyonlananların kar realizasyonu yaptı ve bu rakamın da aslında piyasadan öğrendiğimiz kadarıyla 650 milyon, 700 milyon dolara yakın bir rakamın satış tarafında kullanıldığını gördük biz. Demek ki böyle bir kar realizasyonu gelmiyor olsa dolar TL'de yön çok daha yukarı demek bu. O yüzden sadece dolar TL'ye bakmak yerine bundan sonrasında hem 10 yıllık faize, hem CDS hareketine, hem swap hareketine, bunların hepsine bakmamız gerekiyor. Risk daha fazlalaşmıştır. TL'yi de aslında bana soracak olursanız gerek olmadığı düzeyde şoklara açık hale getirdik. Bu bir dönem sonra bize büyümede arzu ettiğimiz alanı sağlar mı? Bence sağlamayacaktır diye düşünüyorum. Ama ilk aşamada ne olacak? Elbette kredide, mevduat faizinde aşağı yönlü hareketler göreceğiz. Belki bir takım piyasa müdahaleleriyle
bazı fiyatlarda düşüş göreceğiz. Belki bir takım vergi indirimleriyle bazı vergilerde düşüş göreceğiz. Geçici olarak enflasyon götürülmeye çalışılacak. Ama gelin görün ki Türkiye'de enflasyon yapısı 2018'den daha bozuk ve 2-3 ay daha beklemenin bize kazancı çok daha yüksekti. Ben maliyetli bir risk aldığımızı düşünüyorum şu aşamada. Faiz indirimiyle maliyetli bir risk aldık diyor Gizem. Dolar TL'nin grafik işte dedik ama şöyle gelişen ülkelerle birlikte baktığımızda bugünkü hareket daha net anlaşılıyor. Bugün yani dolar endeksi zayıf, dolar zayıf. Böyle bir günde biz böyle bir adımı attık. Ben hani bence güzel bir şans günü bizim için. Yani dolar endeksinin tersine döndüğü bir günde olsaydı herhalde çok rahat 8.80'in üstünde olurdu. Bugün tüm gelişen ülke para birimlerinin dolara karşı hareketi, euroya karşı biz tabii daha sert değer kaybettik. Şurada euroyu açayım bakın. Birçok para birim euroya karşı değer kaybetmiş ama Türk lirası burada da bayağı önde koşuyor. Onu da ifade etmiş olayım. Erdal Gerçek, araya gitmeden senin de yorumunu rica edeyim Merkez Bankamızın kararı için. Gizem zaten söylenebilecek hemen hemen her şeyi söyledi. Mart ayından beri benim de sık sık söylediğim Türkiye'de bir enflasyon çıpası olmadığını dedi. Bunu bir kez daha gördük. O bakımdan şöyle denebilir aslında. Bu çekirdek enflasyon hikayesinin girmesiyle aslında bir bakıma faiz indirimi bir Okkam'ın ustası haline geldi. En basit açıklama, en doğru açıklama bazen diye. Burada da işte çekirdek enflasyonla bir altyapısı hazırlanmış oldu, düşürüldü. Türkiye, ben bunu söylediğim zaman Türkiye'de enflasyon çıpası yok dediğim zaman herkes bana peki ne çıpası var diyor, ne hedefi var. Herhalde kurun zayıflaması belki de istenen olaylardan bir tanesi. Belki de Türkiye'nin şu andaki sık sık konuşulduğu için söylüyorum bir dış ticaret ya da bir ihracat büyüklüğü hedefi vardır gibi geliyor. Çünkü maliye de olamaz. Maliye politikaları bu durumda böyle bir ortamda çok başarılı olacağını zannetmiyorum. Borcun maliyeti de yükseliyor. Aynı zamanda 10 yıllık faizlerden zaten Gizem bahsetti. Bütçe açıkları da var zaten. O yüzden öyle baktığımız zaman, dönüp baktığımız zaman herhalde diyorum ben yani farklı bir şey var. Biz yanlış algılıyoruz. Belki de IIF'in dediği gibi Türk lirası aşırı pahalı. Bunun zayıflamasını örnek olacak. Bu şekilde ihracat zaten iyi giden ihracat daha da patlayacak, daha iyi yerlere gelecek. Bu şekilde farklı bir büyüme modeline geçmiş olacağız. Yerli taleple değil, yerli talep baskı altında tutulacak gibi gibi. Herhalde böyle bir şey olacak diye düşünebiliyorum açıkçası. Yoksa yani her zaman getirisiyle götürüsüne bakmak lazım. Gizem zaten bunun riskli bir hareket olduğunu söyledi. Bir de bundan sonra şunu da sorgulamak gerekiyor. Bu neyin sinyalini verdi? Yani bir para politikasının gevşeme süreci mi başladı? Bu birincisiydi. Bundan sonra 2-3 program önce sanırım Gizem yokken de bunu tartışmıştık. Bu neyin sinyali olabilir faiz indirilirse diye. Aynı yere geliyorum ben. Neyin sinyalini verdik? Artık bir başlangıç mı bu diye de düşünmek lazım. Peki. Yani tabii çok daha uzun konuşacağız ama bir araya daha gitmem lazım. Bu arada bu Robin Brooks diye bu fair böyle 9.5 getirecek. Bugün yine Twitter'da hemen mesaj atmış. Bu karar. Bu Robin Brooks bildiği için olmayacak ama onu söyleyeyim yani. Hani bu bizim hareketlerimiz de oraya gidiyor. Yoksa çok net yanılabilirdi ama yani önümüz yani bir şekilde TL'nin değer kaybıyla orayı belki görebiliriz önümüzdeki süreçte. Ama hani bu hep böyle bir oraya atıf yaparak ben de ufak takılıyorum ona. Şöyle, ya da orası orada fair value 9.5 hesaplıyorsunuz diye bu atılan adımı doğru adetmek de son derece yanlış bu arada. Doğru. Zaten yani kurlar için fair value olayı çok afaki bir şeydir. Ne zaman vurulacağı, ne zaman oraya gideceği. O yüzden yapmamak lazım. Tabii burada önemli olan 9.50'den ziyade nasıl oralara vardı, ne gibi bir prosedürle oraya varıldı, bunu öğrenmek hepimiz için yararlı olur. Biz de kullanabiliriz diye düşünüyorum. Peki, araya gideceğim. Araya giderken bir yorum dizisi daha dinleyeceğiz. Sonrasında son bölümde buradayız. Bir hafta içinde de belirtmiştim ben bu faiz indirimi olursa şaşırırım diye. Çünkü birçok göstergeye baktığımız zaman faiz indirimi gerekçelendirmek çok zor görünüyor.
Merkez Bankası bir iletişim yapmıştı bu konuda. Ama ben yine de yani ay içerisindeki gerek fiyat hareketlerine gerekse enflasyona ilişkin gelebilecek diğer maliyet yönlü faktörleri falan göz önüne aldığımda bunun iyi bir karar olmayacağını düşündüğümden hani Merkez Bankası'nda da akli selimin hakim geleceğini ve faiz indirmeyeceğini düşünüyordum ama maalesef bir faiz indirimi oldu. Bu bizi yani küresel gelişmelerdeki risklere karşı da oldukça kırılgan bir durumda bırakacak gibi görünüyor. Dolayısıyla yani ilk reaksiyonum bu kararın oldukça riskli olduğu ve önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın tekrar bir faiz artırmak zorunda kalabileceği yönünde. Eylül ayında bu toplantıda bir puanlık faiz indirme bekliyorduk. Başta da belirttiğim gibi son dönemde yaptığı iletişim değişikliğinin bir faiz indirim hazırlığı olarak algıladığımız için normalde daha sonraki aylarda beklerken faiz indirimini o iletişim sonrasında biliyorsunuz hem bir Eylül'ün başında yaptı. Sonra bir de Eylül ayının zannediyorum ortaları gibiydi. İki defa bu çekirdek enflasyon göstergeleriyle ilgili kuvvetli bir vurgu yapmıştı. Bu elbette daha sonraki dönem için de bir indirim hazırlığı olabilirdi ama bu iletişimi 23 Eylül'deki toplantıyı beklemeden ara dönemde yapıyor olması bir faiz indiriminin de öne çekeceği izlenimini vermişti. Dolayısıyla çok bizim açımızdan çok şaşırtıcı olmadı. Ama tabii ki piyasadaki reaksiyona da baktığımız zaman hem kur tarafında hem de genel olarak piyasada çok beklenmediğini tabii ki de görüyoruz. Fiyatlara girmiş bir durum değil bu. Geçici unsurların dışlanması konusu ciddi bir alan açıyor Merkez Bankası'na. Önümüzdeki dönemde de çekirdek enflasyondaki sınırlı kalabilecek oynaklıkları Merkez Bankası şu an kendini açtığı bu alanla bir süre daha yönetebilir. Dolayısıyla hani çekirdek biraz yükseldi diye hemen tekrar dönüp illa faiz arttırmak durumunda kalmayabilir. Türkiye'de bir enflasyon çıpası olmadığını bir kez daha gördük. Erdal gerçek. Çin'in Evergrande'nin batmasına kolay kolay izin vereceğini zannetmiyorum ancak borçluluk ve zombi şirketler gündemimize bundan sonra daha sık girecek konular dedi bir önceki bölümde. Sohbetimizin sonuna geldik. İki değerli konuğuma çok teşekkür ediyorum. Gizem Öztok Altınsaç ve Erdal Gerçek. Haftaya inşallah yine buluşacağız. Buradan Melike Ayan'a döneyim. Amerikan hisse senetlerindeki ralliyi telefon attığımızda sevgili Melike bakalım nasıl anlatacak. Evet, ralli. Fed rallisi, power rallisi dünden beri devam ediyor Barış, senin de söylediğin gibi. Hem de tüm hani negatif haberlere rağmen politik ekonomik açıdan bu borç tavanı hani bitmeyen o yılan hikayesine döndü adeta ama piyasa bunu fiyatlamıyor. Piyasanın şu anda fiyatladığı pozitif haberler artı hane halkı varlığı en zirvede. Yaklaşık 4 trilyon doları geçmiş. Bir yandan değer kazanan ev fiyatları ve hem residential dediğimiz yani hem ticari hem de şahısların sahip oldukları varlıkları hesapladığımızda gerçekten bunun bütün tahminlerin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bir yandan da faizlerle ilgili genel anlamda çok pozitif bir haber geldi. Çünkü Pfizer bir şekilde tekrar FDA'den otorizasyonu almak zorundaydı. FDA'nin içindeki panelden bu sefer hem CDC hem de FDA evet diyor. Çok pardon. Pfizer'ın hissesinin o yüzden yukarı çıktığını görüyoruz. Yaklaşık 6 milyar COVID aşısı yapılmasına rağmen baktığımızda ABD kendini bir türlü kurtaramadı. Bu COVID-19 enfeksiyonlarından 1 milyon öğrencinin bu okul zamanında COVID'e yakalandığının haberleri de negatifti. Aslında bütün bunlarla birlikte belki de biz yani bugün satış yaşarız diyorduk ama olmadı. Ve dediğim gibi 351 bin birdenbire sürpriz gelen işsizlik sigortası başvurularına rağmen ABD alımı fiyatlıyor. Boğaların piyasaya geldiğini görüyoruz.
İkinci çeyrekte emlakların değerlerinin de 1.2 trilyon değeri sıçraması çok güzel bir haberdi. Çünkü bir yandan hani konut sektöründe bir şekilde bir balon var deniyor ama değerlemelerin de yapılması lazımdı. O yüzden de belki de ABD tarihinde ilk defa bu kadar büyük bir sıçrama yaşadı. O da hane halkı varlığına yansıdı. %4.3 fırlayarak. Biraz önce 5.8 trilyon ve 141 trilyon da ikinci çeyrekte yukarı çıkmış. Ama tabii hala ticari borç krizi devam ediyor. Ticari borcun arttığını da görüyoruz. Ticari borçlar mesela 63 milyar dolara artıyor. %1.4'lük bir artıştan bahsediyoruz. Bunun yanında tüketici kredileri de aynı şekilde artıyor. 91.2 milyar dolar ama ipotek borçları değil bunlar. O yüzden bu olumlu olarak algılandı. İşte bir yanda borç tavanı limitinin aşılmaması sorunu varken bazı ekonomik verilerin iyi gelmesi pozitif algılandı diyebiliriz bugün için. Diyorum, sözü tekrar size İslam'la veriyorum. Melike Ayna, çok teşekkür ederim. Biz akşam seansımızın kapanışını ekranlara getireceğiz. Biz negatif ayrıştık bugün. YOP 30 akşam seansında da bakın 1504 %0.35'lik bir geri çekilme var. Bugünün akşam seansının kapanışına. Yarın ne konuşacağız? Günlerden cuma, haftayı kapatacağız. Kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi gelecek sabah saatlerinde. Ağustos ayı turist sayısı, Almanya'dan IFO iş dünyası güven endeksini alacağız ve Amerika'dan akşam 17'de Ağustos ayına dair yeni konu satışları verisini karşılayacağız. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam 21'de ekonomik görünüm, 20'de 22'de küresel piyasalar. Teşekkür ederim. We'll be right back.